Merhaba. Bu videoda size dünyanın yapısı hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Bunu iki farklı biçimde düşüneceğiz. Şuraya dünyanın yarısını çiziyorum. Bir dairenin yarısını da en iyi böyle çizebiliyorum. Evet, dediğim gibi iki farklı yol düşüneceğiz. Sol tarafı bileşenlerle ilgili yani kimyasal katman olarak düşüneceğiz. Yani burası bileşenlerle ilgili veya kimyasal. Sağ tarafı ise katmanın mekanik özellikleri olarak düşüneceğiz. Mekanik özellikler derken sert mi, sıvı mı yoksa ikisinin arası mı? Yani macun gibi ama sert olmayan bir katman mı? Onu kastediyorum. İlk olarak kimyasal kısma bakalım çünkü bu biraz daha basit. En dış katman kabuk. İşte yaşadığımız yer burası. Tabii ki katı. Mekanik kısımda da bundan bahsedeceğiz. Aynı zamanda en ince katman. Kabuk tek bir biçimden oluşmuyor. Okyanus ve kıta kabuğu var. Şuradaki kabuğu da çizeyim. Dediğim gibi hem okyanus hem kıta kabuğu var. Okyanus kabuğu daha ince olan. Şuraya daha kalın kabuğu çizeyim. Zaten daha kalın ve daha az yoğun olana kıta kabuğu ismi vereceğiz. Burası okyanus kabuğu. Okyanus kabuğu çok ince. 5-10 kilometre kalınlığında. Okyanus kabuğundan bahsederken okyanuslardan yani sıvı kısım olan sulardan bahsetmiyorum. Okyanusların da altında duran ve suyu tutan katı kısımdan bahsediyorum. Okyanusun dibine inip kayaya oturduktan sonra orayı matkapla delecek olsanız eğer 5-10 kilometre delmeniz gerekir. Kıta kabuğu ise 10 ila 70 kilometre arasında bir kalınlığa sahip. Tabii ki iki kabuk da katı ve kayadan oluşuyor. Bu katmandan sonra manto katmanı geliyor. Burası dünyanın en hacimli katmanı. Nedense dairenin sağ kısmını güzel çizemiyorum. Evet işte manto bu. Yine bunu kabuktan ayırıyoruz çünkü farklı kayalardan oluşuyor. Daha da derine inmeden önce derinlikleri yazalım. Okyanus ve kıta kabuklarının tam altında manto var ve 2900 kilometre derine iniyor. Yani kabuktan çok 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 daha kalın. Kabuk 5 ila 70 kilometre arasındayken manto çok daha kalın. Kabuğu çok ince çizdim ama yine de mantoya kıyasla o kadar ince kalıyor ki bu bile kalın. Tabii benim çizimim ölçekli değil. Şimdi bundan da derine inersek dünyanın en yoğun kısmına ulaşıyoruz. Çekirdek. Özellikle mekanik özelliklerden bahsederken karşımıza birkaç tema çıkacak. Bir tanesi şu. Ne kadar çok derine inilirse ortam o kadar yoğunlaşır ve ısıyla basınç artar daha yoğun elementler olmasının sebebi dünya oluşurken erimiş bir lav biçimindeydi ve daha yoğun elementler alt kısma doğru battı. Hafiflerse yukarı çıktı. Etraflarındaki her şeyden daha az yoğun oldukları için batmama özellikleri vardı. Gazlar bile kaynayıp atmosferimizi oluşturdu. O yüzden genelde yoğun şeyler merkezde, az yoğun olanlar dışarıda. Yani atmosferde olur. Çekirdeğin bileşenleri manto ve kabuktan farklı. Bileşenlerinin çoğunlukla metal, özellikle de demir ve nikel olduğu düşünülüyor. İşte bunlar bileşen açısından bakınca dünyanın katmanlarının yapısı. Şimdi aynı katmanları sıvı mı katı mı yoksa ikisinin arasında mı sorularına cevap bulacak şekilde düşünelim. Dünyanın en dıştaki katmanı okyanus ve kıta kabuğundan oluşur ve mantonun en soğuk üst katmanıdır. Pembeyle çizeyim. Burası mantonun soğuk ve katı kısmı. Yani mantonun katı kayalardan oluşan bölümü. Bileşenleri mesela kıtasal kabuktan farklı ama ikisi de katı. Mantonun bu en dış katmanıyla kabuğu birleştirirsek litosfer meydana gelir. Dünya yüzeyinde nerede olduğunuza bağlı olarak litosferin kalınlığı 10 ila 200 kilometre arasında değişir. Çoğu zaman 200'e yakındır. 10 kilometre mantonun sıcak bölgelerine yakın olan dolayısıyla litosferin bazı kısımlarının çözündüğü yerler. Levha tektoniğinden bahsederken bunu daha detaylı konuşacağız. Buradaki levha litosfer levhaları. Mantonun aşağı katmanlarının üst bölgelerine çıkan litosfer levhaları. Evet. Litosfere katı ve kabuktan ve mantonun en üst katmanından oluşuyor dedik. Biraz daha derine inince sıcaklık ve basınç artıyor. Sıcaklık yeteri kadar arttı. Mantonun en üst kısmıyla aynı bileşenler var ama tam olarak sıvı değil. Bu kısım, sıvıların iletemeyeceği çeşitli dalgalar iletiyor. Biraz macun gibi. Sıvıların özelliklerini taşıyor, mesela akabilir ama çoğu sıvıdan farklı olarak A'da gibi bir kıvamı vardır. Yani katı veya sıvı değil. İçinde ısı yayılıyor olabilir ama sıvı değil. Yine de sıvıların iletmeyeceği belirli dalgaları iletiyor. Bu macun kıvamındaki katmana astenosfer deniyor. Böyle olmasının sebebi sıcaklık nedeniyle kayaların erimiş olması. Evet, astenosfer. Astenosfer litosferin hemen altında başlıyor. Litosfer levhalarının üstünde durduğu kısım burası. Yani sakız kıvamındaki bu madde katı katmanın yukarı çıkmasını sağlıyor. Litosferin altından başlayıp 660 kilometre civarında bitiyor. Yani burası 660 kilometre. Buradan da derine iniyoruz ve basınç o kadar yüksek ki aynı madde artık sıvı gibi hareket edemiyor. Yani sıcaklık yüksek olsa bile hareket edemiyor. O yüzden birbirine sıkışmış halde. Bir tür sıvı olan bir şey düşünün. Moleküller bir şekilde birbirlerinin yanından belki de çok yavaşça kayıp gidiyor. Fakat basıncı yeteri kadar artırırsanız birbirlerine sıkışık hale gelirler. İşte manto'nun bir sonraki katmanında bu oluyor. Manto'nun tüm bu katmanları aynı maddeden oluşuyor ama sıcaklık ve basınçlar farklı. Evet, bu katmana da mezosfer deniyor. Kafanız karışmasın. Atmosferin bir katmanına da mezosfer deniyor. Stratosferin hemen üstündeki kısma mezosfer deniyor. Buradaki katmana da mezosfer deniyor. Yani iki farklı mezosfer var. Burada basınç o kadar yüksek ki tekrar katı hale döndük. Burada kesin bir şekilde katılıktan bahsedebiliriz. Biraz sıvı, basınç şu kadar falan gibi bir tartışmaya gerek yok. Biraz daha derine, metalik çekirdeğe iniyoruz ve sıcaklık o kadar fazla ki basınç fazla olsa bile bu sıcaklıktaki metaller sıvı olabilir. O yüzden burada sıvı bir dış çekirdek var. Bildiğimiz kadarıyla çekirdeğin tümü aynı maddeden oluşuyor. Çekirdeğin dış kısmında metalleri eritecek sıcaklık mevcut ama metalleri katı yapacak kadar bir basınç yok. Daha kaya kıvamındaki materyali katı yapmak için yeterli basınç var. Orası kesin ama metaller için yok. Daha da derine iniyoruz ve sıcaklık artsa da basınç o kadar güçlü ki metaller bile katı. İşte katı iç çekirdek. Manto 2900 kilometre civarında bitiyor. Yani mezosfer de burada bitiyor çünkü mezosfer mantonun alt kısmı. Daha da derine inip sıvı dış çekirdeğe geliyoruz. O da 5100 kilometre derine gidiyor sıvı kısmı daha geniş çizmem lazımdı. Evet, işte şu derinlik 5100 kilometre. Sonra dünyanın merkezi geliyor. Dünyanın yarı çapı 6400 kilometre kadar. Litosfer veya mantodan bahseden insanları duyduğunuzda artık daha iyi anlarsınız diye umuyorum. Yani aslında mekanik ve bileşen farkını konuşuyorlar. Mekanik özelliklerden bahsederken katı mezosferden bahsediyoruz ve daha sonra sünger gibi, sıvı gibi ama katı da sıvı olmayan astenosfer var. Üzerinde litosfer levhaları geziyor. Daha sonra manto ve kabuğun en üst kısmından oluşmuş litosfer geliyor. İşte bu kadar. Şimdilik hoşçakalın.